Sıra geldi Cycle Surrender'ın farkını öğrenmeye. İlk önce sahneden küpümüzü kaldırıp Monkey'mizi çağırıyoruz, Suzan'ımızı. Sonra da Suzan'a yaklaşıp Suzan'ın şunu ve şunu yok edelim. Suzan'ın görüntü kalitesini biraz güzelleştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Smooth denilen eğri sistemine geçiyoruz. Aynı zamanda bir modifier ekleyerek bunu biraz daha kaliteli bir yüzeye kavuşturuyoruz. Şöyle yaparak bir tane daha yeterli. Sonrasında Cycles Render aktif hale geliyor. Cycles Render seçiliyken, şu aşağı alacağım şurayı, ve Suzan açıkken, yani maymunumuz seçiliyken, şurayı çok aşağı çektim. Sekmelerden malzemeye geliyorum. Malzemelerde yeni bir malzeme ekleyeceğim. Bu malzemeye herhangi bir şey yazayım. Maymun yazayım. Biraz Suzan ayıp olacak ama idare edin. Ve sonrasında surface'lardan nasıl bir yüzey istediğime karar veriyorum. Tabii ki bunu renklendirebilirsiniz. Ben mesela emisyon olanı seçeceğim. Çünkü niye? Emission içeriden ışık oluşturuyor. Işık parlatıyor. Ama bütün bunları yaparken şuna dikkat etmeniz lazım. Eş zamanlı şuradaki kaplama açık mı? Yani siz bunu kullanıyor musunuz? Ne demek istiyorum? Şu anlamda sizde bu kapalı olabilir. Kapalıdan kastım da şu. Şuradan eğer User Preferences'a girerseniz Ctrl Alt U ile de girebilirsiniz. Sistemden ekran kartı desteğiniz açık değildir. Bakın şudur ve o zaman Save Settings diyelim. O zaman ilk sözünü seçip de buraya girdiğiniz zaman şöyle bir şey görürsünüz. Şurada üçüncü bir sekme yoktur. Üçüncü bir satırı yoktur. O yüzden de Ctrl Alt U'ya basarak gireyim. Buradan CUDA ve GeForce ıvır zıvır bir şey yazması gerekiyor sizde de. Nvidia ya da bir ekran kartı. O zaman GPU Compute diye buradan render işlemi sırasında ekran kartınızın CPU'sunun kullanmasını isteyebilirsiniz. Ve sonrasında artık Suzan'la ilgili neyi seçmek istiyorsanız ki burada preview da yapıyor. Işık üretmesin mi? Ne istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ve sonrasında render alabilirsiniz direkt. Yani işlemin kendisinden. Ki render işlemini şöyle göstereyim size. Şu an için Suzan sadece parlıyor ve hiçbir işe yaramıyor. Bizim istediğimiz tabii ki bu değildi. Bizim istediğimiz belki daha parlak bir Suzan'dı. Glossy. Gördüğünüz gibi biraz daha parlak. Sahnede ışık yok. Belki ışık eklesek daha güzel olacak. Bu da önemli tabii ki. Şöyle. Geri dön. Escape'e basmanız yeterli. Sahneye ışık ekleyelim. Nereden ekleyelim? Şuradan ekleyelim. Lamp. Sun. Hemen şurada bir güneş var. Bu biraz daha nesnemizi parlak gösterecektir. Ve biz render'ı seçmeyi unutmayalım tabii ki. Ki işlemler sırasında eş zamanlı olarak tepki alın. Ben render'ı aktif hale getirmiyorum. Çok sürekli beslemesin diye. Ama siz Suzan seçilirken render açık olarak oynarsanız değiştirdiğiniz her rengi anında görebilirsiniz. Bilmiyorum artık ne renk görmek istiyorsanız. Glossy değil belki glass diyeceksiniz. Cam. Biraz daha içine doğru geçirsin. Sahnem şu an çok nasıl size söyleyeyim? Şundan öngörümlü bunu ayarlayalım. Sahnem şu an çok fazla arkadan desteklemediği için çok güzel görüntüler alamıyoruz. Ama mesela emisyonu burada tekrar seçeyim. Aşırı derecede parlak bir Suzan görüyorsunuz. Şöyle ortalarda bir yere getirirsem belki biraz daha az parlayan bir Suzan görürsünüz. Ne diyebiliriz? Diffuse ışığı emen versiyonu. Biraz daha plastikimsi. Bir de Mix Shader denilen bir olay var. Bu Mix Shader şöyle birden fazla mesela Glossy ile nerede şu? Diffuse'u karıştırarak Diffuse. Plastikimsi parlak plastikimsi. Bir hava yaratabiliyorsunuz. Hatta burada renkler de verelim. Ve bunların oranını ayarlayabiliyorsunuz tabii ki. Ne kadar etkin olacaklarını birbirlerinin üzerinde düzenleyebiliyoruz. Farkındaysanız görüntü biraz daha güzelleşmeye başladı. Artık nasıl istiyorsunuz bilmiyorum ama şu kısım Blender Render'da yok. Yani rahatlıkla gelip de bir şeyler seçemiyorsunuz maalesef. Bir tema, yani parlak olsun malzeme. Böyle diyemiyorsunuz.
Şu an ışığımız çok parlak olduğu için belki sorun yaşıyor olabiliriz ama ışığımızı gelip de sildiğimiz zaman çok daha koyu hale geleceğini göreceksiniz. Dolayısıyla sahneye eklediğiniz her şey, her nesne, şöyle mesela araya light ekleyelim. Bunu da birazcık şöyle rendered değil de solid data'ya dönelim. Bunu da birazcık nesnenin üzerine çevirelim. Rotate. Bir ışık daha ekleyeceğim. Çünkü bunun zaptı çok kolay olmadı. Spot. Spot ama özellikle şurada bir yere ekleyeceğim. Tepesinde bir yere. Ve rotate. Biraz daha Susan'a doğru dönelim. Evet. Susan'ın da biraz ışıklarının altına alalım. Evet. Kötü değil. Şimdi sahnede ışığım da var. Bakalım rendered halde nasıl gözükecek. Evet, çok daha parlak, pırıl pırıl bir Susan görebiliyoruz böylece. Bunu mesela Mix Shader değil de Glossy ile bıraksaydık ve buna bir renk verseydik daha güzel bir görüntü görecektik. Bakın bıraktıkça kendi kendine render biraz daha kaliteli hale getiriyor, görüyor musunuz? Zamanla işliyor görüntüyü. Ama bütün bunlar olurken unutmayın işlemcinize bir yük biniyor. Ve siz ne kadar güzel bir görüntü almak istiyorsanız o kadar daha iyi bir bilgisayara sahip olmanızda fayda var. Mesela Glass'ta çok güzel gözükmezken Velvet dediğimiz görüntüde biraz daha ışığı güzel emiyor. Veya ortamdan ışık almasına, biraz daha parlak olmasına sağlarsak çok daha farklı. Böyle gölge, derin hatlar daha çok ortaya çıkıyor. Artık burada sizin istediğiniz neyse ona göre ayarlayacaksınız. Tabii şöyle bir şey de var. Pencereleri size ikiye bölmeyi öğretmiştik hatırlarsanız. O ikiye böldüğünüzde işte gerçekten sahnede ne olduğu ve renderlanmış halinin neye benzediğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hatta diyelim ki ben burada ışıkla oynamaya karar verdim ve bu ışık aşağı doğru iniyor. Yan tarafta bunun sonucunu görebiliyorsunuz. Ya da diyelim ki ışık biraz daha öne doğru gelmeye başlıyor. Biraz dönüyor üzerinde. Bunların hepsinin sonucunu yanda görebiliyorsunuz. Ne ile ne kadar uğraşacağınıza ve neyin ne sonuç getireceğine emin olmanız lazım. Henüz size ışığın, kameranın, zeminin, etrafın yansıma hikayelerini anlatmadık. Bunun altına daha düzlem atıp zemin oluşturacağız. Burada neyi neye göre malzemede neyi neye göre seçeceğinizi, ışığı neye göre ayarlayacağınızı hepsini anlatacağız. Ve bu işin sonunda emin olun çok daha ileri seviyede çok daha gerçekçi görüntüler oluşturacaksınız. Cycles Render'ın farkını Blender Render'dan anlatmak için aslında bu videoyu çektik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.